Solosluk saldırısı, onun öncesindeki görev yapan polislere saldırı, onun öncesindeki bombalı araç meselesi elbette senkronizedir. Kontrollü örgütlü şiddetin adresi bir tanedir zaten. Bir ülkede kontrol edilen bir şiddet varsa ve bu hani bunun gerçekten üst iradesi bir tanedir. Bu üst irade o kadar ehil, o kadar kabiliyetli hareket eder ki bu şiddeti realize eden kandırılmış, zavallı ya da ben ölünce cennete gideceğim ya da işte ölümden sonra hayat yok ki diyen şahıslar dahi bunun farkına varamazlar yani. Saldıranlar elbette çok doğru iş yaptıklarını zannediyorlar. Ama ve lakin vallaha da billaha da hiç de göründüğü gibi değil. Hiç de öldürdükleri kendilerini devrime, İslam'a, şeriata götürmeyecek yani. Sadece rejimin daha ceberrutlaşmasına, mevcut iktidara daha muhtaç olmaya yarayacak. Sen o eylemleri yapanın niyeti ne olursa olsun, şiddet mevcut rejimin sadece ve sadece ömrünü uzatır. Ona olan muhtaçlığı artırır. Şiddetin rahmet olduğuna dair bir iman etmiş bazı alçaklar yaşıyor bu ülkede. Bunun İPDAC'si, bunun DHKPC'si, bunun PKK'sı, bunun çok adı çok önemli değil yani. Gidiniz 93 yılında Türkiye'de katledilen insanlara bakınız. Bunlar hepsi geriye çekilip baktığınızda Uğur Mumcuları, Bahriye Öçokları, Ahmet Taner Kışlaları ayırabiliyor musunuz? Ayırmak ne kadar şu anda bize abes geliyor değil mi? Farklı farklı İslamcı örgütler ya da yaptığı iddia edilen örgütler söylense bile bize göre bir iradenin ürünü bunlar. Israrla düşülen bir yanılgı var. Çözüm süreci falan bitmedi. Çözüm süreci ortadan kalkmadı. Çözüm süreci işte çözümsüzlük falan filan diye bir şey olmadı yani. Çözüm süreci devam ediyor ya. Yani çözüm sürecinin sahipleri Ahmet, Mehmet, Sait, Ramazan değil ki. Çözüm sürecinin sahipleri kim? Türk değil, Türkiye'den değil, Türkiye'li değil. Ha onun Türkiye'li adalı, ondan sonra işte Kandilli versiyonları tabii ki var. Ama onlar üzerlerine düşeni yapıyorlar yani. Bu yaşanan şiddet ortamında masa falan devrilmedi. Sadece pazarlık devam ediyor. Pazarlık kızıştı. Pazarlık sokağa çıktı. Şiddet diliyle bunlar izah edilmeye çalışılıyor. Şu anda şiddet içeren, şiddet çağıran, şiddete götüren bütün söylemlerden, tutumlardan, davranışlardan uzak durmamız lazım. Oyun bu şekilde bozulur yani.